Bedava 60 lira kupon verdi. Redemption'ı 140 liraya. 200 liralık oyunu 140 liraya alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi oyunumuzu indirdik. Bakın. Şurada. Bakın burada. Şimdi arkadaşlar. Türkçe Yama'nın yapımcısının Donanım Forum'da açmış olduğu konu burada. Şurada. Şimdi bunun iki çeşit indirme seçenekleri var. Nexus Mod adlı siteden indiriyorsunuz. Buraya üye oluyorsunuz Nexus Mod'a. Üye olduktan sonra arkadaşlar bakın şuradan göstereyim tekrar. Şimdi şuradan tekrar bir gösteriyorum baştan. Şuradan indirme butonuna tıklıyorsunuz. Bunların bu indirme butonlarını, indirme linklerini videonun altına açıklama kısmına atacağım. Ardından şuradan Files yani dosyadan manuel download'a tıklıyorsunuz. Buradan slow download. 5 saniye bekliyoruz. Sonra indirmeye başlat. Şuradan dosya indi arkadaşlar. Saatlik klasör aç. Bakın şu ikisi aynı şey zaten. Bunu silelim birini. Şimdi arkadaşlar oyunumuzun kurulu olduğu dosyayı açıyoruz. C Program Files. Şurada bakın Red Dead Redemption. Yani ismi biraz okunuş biraz değişik ama. Şimdi şuradan indirmiş olduğumuz Winner'ı açıyoruz. Ardından şu bütün dosyaları şöyle buraya kopyalayıp hedefteki dosyaları değiştiriyoruz. Ben daha önce kurduğum için tekrar göstermek için kuruyorum. Şimdi arkadaşlar bu birinci indirdiğimiz dosyadan sonra oyunda fontlarda sıkıntı oluyor. I ve I harflerini göstermiyor. Onun için de aynen şu şekilde burada bakın 1.35 orijinal son güncelleme. Bunu indiriyoruz. Fontta sorun olanlar tabi. İndirmeyi başlat dedik. Açtık. Bakın şu. Buradan açıyoruz. Şunu oyunun olduğu klasörün olduğu yere atacağız. Şuraya atıyoruz. Değiştir diyoruz. Kapatıyoruz. Şunları kapatalım. Şimdi arkadaşlar oyuna girmeden önce şurada RDR2 TRFX diyor. Buna çift tıklıyoruz. Bakın Türkçe yamalı başlatılsın diyor. Tamam diyoruz. Ardından buradan Rockstar Games'e entegre olan Redemption'ı aç diyoruz. Oyunu açmak için de Rockstar Games'in launcher'ını indirip üye olmanız gerekiyor arkadaşlar. Online'da oynamanız için. Hazır diye bir mesaj geldi. O oyun otomatik olarak kendi kendine açılacak şimdi arkadaşlar. Ortalama bir 40 saniye, 50 saniye içinde açılıyor. Ben bu oyunu SSD kurmama rağmen böyle bekletiyor. Buna da yapacak bir şey yok yani en azından. Arkadaşlar RDR2 fix'i tıklıyoruz. Ardından oyunlar. Oyunu açıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunun kart hızlarda herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Küçük elimleri de uyandı. Fix'ten açtığımız için bunu unutmayalım. Şuradan ayarlardan grafiklerden tam ekranını da buradan tam ekranı seçip enter'a bastığın zaman oyun tam ekranı alıyor arkadaşlar. Ayarlardan şuradan grafiklerden grafik ayarlarınızı ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan da genel ayarlardan da oyunu otomatik kaydeti de açabiliyorsunuz. Manuel kaydetme de şuradan arkadaşlar. Hikaye. Oyunu kaydedin. Buradan manuel olarak kaydedebilirsiniz. www.teknobilge.com adlı sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Yeni içerikler sitemize de entegre ediliyor videolarla beraber. Videonun adına hem
Yama'nın kendi forum sitesindeki kendi sahibinin konusunu atacağım. Orada bir sorun olursa oradan da bakabilirsiniz. Videonun altına yorum da yazabilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum.